Değerli konuklar, kıymetli öğrencilerimiz, büyüyen, kalkınan, gelişen, güçlü Türkiye'nin başbakanı, Başbakanımız Binali Yıldırım katılımlarıyla alanımızı onurlandırdılar. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır diyen, gücünü sadece milletten alan Başbakanımız Binali Yıldırım. Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, değerli öğrencilerimiz, 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız.
teşrif eden başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, şimdi sizleri ilk olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda durmaya ve ardından Güzel Sanatlar Lisesi koro ekibiyle birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için lütfen dikkat. Çazma kurban olayım, çevreni en azı hilal. Kahraman ırkıma bir güne bu şiddet, bu celal sana olmaz dökülen. Kanlarımız sonra helal hakkındır, orada taba milletimin istiklal. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler, şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere 2002 Vakıf İlköğretim Okulu öğrencilerimizden Zeynep Elif Şancı'yı sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirler, saygıdeğer öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Hepimiz yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış olmanın coşkusu içindeyiz. Kavuştuğumuz okulumuz, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız hepimizi sevince boğdu. İlk öğretim bilginin temeli ve ilk basamağıdır. Kendimize, ailemize, milletimize ve insanlığa faydalı olmak okuma yazma öğrenmekle başlar. Bizler bu ülkenin geleceği ve yarınlarıyız. Yıllar sonra hepimiz hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Avukat, doktor, polis, öğretmen gibi meslekler hayatımız olacak. Ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda vatanımıza hizmet edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoran eğitim ordusudur. Sayın Başbakanım, 15 Temmuz'da umutlarımız, hayallerimiz, özgürlüğümüz elimizden alınmak istendi. Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, Hacı Bayramı Veli'den, Pir Sultan Abdal'dan, Koca Sinan'dan beslenen
Yetişen bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi. Tarihimize şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede göğsünü siper ederek canlarını feda eden şehitlerimizi unutturmamak hiç şüphesiz hepimizin üzerine çok büyük bir vazifedir. Bu vatanı bize miras bırakan tüm aziz şehitlerimiz ile 15 Temmuz'da şehit olan asker, öğretmen ve tüm kahraman halkımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim öğretim yılının başarılı bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Zeynep Elif Şancı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, şimdi de 2002 Vakıflar İlkokulu folklor ekibi bizlere folklor gösterisi sunacaktır. Kendilerini sahnenin önüne davet ediyoruz. Thank you.
Akıllar İlkokulu Botlar ekibi öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, değerli öğrencilerimiz, şimdi Hacı Abdurrahman Özdemir Okulu öğrencilerimizden Mehmet Arda Gökalp İlköğretim Haftası isimli şiiri okuyacaktır. Mehmet Arda Gökalp kardeşimizi sahneye davet ediyorum. Okul yolunda, çantalar taşınırken sırtta, mutluluk vardır okul yolunda. Evde, sokakta, tüm yurtta, hareket vardır okul yolunda. Sabahları yaşanan heyecan, sevinç vardır okul yolunda. Bilgiye koşar, yola çıkan, bereket vardır okul yolunda. Dünyanın çiçeğidir çocuklar, gül kokar okul yolunda. Şefkatin gerçeğidir analar, tacını takar okul yolunda. Gelince uzun yaz tatilinde, sessizlik çöker okul yolunda. Kavuşmak için Eylül ayında, hasret çeker okul yolunda. Kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah Eren'i sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Saygıdeğer Başbakanım, çok değerli bakanlarım, sayın milletvekillerim, protokolün çok değerli mensupları, peygamber mesleği olarak isimlendirilen kutsal bir mesleği icra eden çok değerli eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, çok değerli Şanlıurfalı hemşehrilerim, sözlerimin başında hepinizi en içten duygularla, saygıyla, hürmetle selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Sayın Başbakanım, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin çocuklarımıza, öğrencilerimize, Şanlıurfa'mıza, memleketimize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygıdeğer konuklar, bugün burada bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine vesile olan, aynı zamanda yeni, büyük ve güçlü Türkiye'nin imar ve inşasında büyük hayallerin ve umutların hayata geçirilmesinde devasa projelerin ve büyük hizmetlerin gerçekleştirilmesinde Türkiye'nin dört bir tarafında otoyolların, bölünmüş yolların, hava yollarının ülkenin dört bir tarafı donatılmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra en çok katkısı olan saygıdeğer Başbakanımızı, muhterem Başbakanımızı bu hizmetlerinden, katkılarından dolayı Şanlıurfa halkı adına şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer Başbakanım, Türkiye büyüyor, güçleniyor, irileşiyor, dirileşiyor ve ülkenin dört bir tarafı bu zenginleşmeden istifade ediyor. Şanlıurfa ilimizde 2000'li yıllardan sonra yakalanan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve zat-ı alilerimizin liderliğinde elde ettiğimiz ve yakaladığımız siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde elde ettiğimiz bu zenginlikten Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan, çok stratejik bir öneme sahip olan Şanlıurfa ilimizde en fazla payı ile alan illerimiz arasındadır. 2002'li yıllarda 10 milyon Türk lirasıyla ifade edilen toplam kamu yatırımlarının dönüm ve kırılma noktası olan bu tarihten sonra milyarlarla ifade edildiğini ve
kamu yatırımlarından en fazla yatırım alan ilk 10 il arasında aldığımızı burada ifade etmek istiyorum. Elde edilen bu kaynaklardan yapılan hizmetlerde çok büyük emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere zat-ı alilerinizin başkanlık ettiği hükümetlerimize, bakanlar kurulumuza, emeği geçen milletvekillerimize ve herkese şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer Başbakanım, milli eğitim de bu gelişmeden ve kalkınmadan Şanlıurfa'da en fazla istifade eden sektörlerimizden bir tanesidir. 5000'li dersliklerle ifade edilen 2000'li, 2002'li yıllardaki derslik sayımızın bugün 18 binlerle ifade edildiğini belirtmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada zat-ı alilerimize refakat eden Milli Eğitim Bakanımıza ve Tarım Bakanımıza da ayrıca şu son 2 ay içerisinde eksik fiziki altyapının tamamlanması konusunda gösterdikleri olağanüstü gayret ve sağladıkları kaynaklar içinde minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Saygıdeğer Başbakanım, milli birlik ve beraberlik ruhumuzun tazelendiği, dik bir duruşla milli iradeye sahip çıkıldığı, toplum olarak yeniden dirildiğimiz ve hemen her sektörde arınarak güvenli bir geleceğin kapısını hep birlikte açtığımız tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Bu diriliş ruhunu geleceğe taşımak, eğitime, özellikle değerler eğitimine her zamankinden daha fazla değer vermemiz, milli birlik ve beraberliğimizin geleceği için son derece önemlidir. Çocuklarımıza sadakati öğretirken 2023-2071 hedeflerine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlerken Cumhuriyetimizin hangi temeller üzerinde yükseldiğini iyi kavratacağız. Sayın Başbakanım, engin vizyonunuz ve güçlü iradenizle 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken ürettiğiniz değer ve güzellikler, insanların birbirine bağlamak için yol bulan yeni ve güçlü Türkiye'nin inşasında yol haritamızı çizmektedir. Yeni ve güçlü Türkiye'nin inşasında Şanlıurfa olarak Halil İbrahim bereketiyle aynı gönül yoluna katkıda bulunmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. Hazreti Eyyub'un sabır ektiği, Enbiya ve Evliyaların ayak izleriyle şereflendirdiği bu mübarek beldeye teşriflerinizle onur verdiniz. Yüksek huzurlarınızda zat-ı alilerinize hürmetlerimi arz ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ı sahneye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Muhterem Başbakanım, değerli bakanlarım, sevgili öğretmenlerim, öğrencilerim, değerli veliler, sizleri saygıyla selamlıyorum. 2017-2018 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başbakanım, öncelikle zat-ı alinize bu eğitim öğretim yılının açılışında bizimle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum. Peygamberler Diyarı Urfa'ya Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni okullar, yeni müfredat ve yeni hedeflerle yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde 17 milyonun üzerinde öğrencimiz, Şanlıurfa'da ise 600 binin üzerinde öğrencimiz öğrenim görecek. Eğitimin farklı kademelerinde öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz bu yeni başlangıcın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorlar. 1. 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizi geçen hafta uyum programına aldık. Bu yıl okul öncesinde 1.350.000, ilkokul 1. sınıfta 1.416.065 öğrencimiz okulla tanıştı. 5. sınıflarda 1.200.064 öğrencimiz ortaokula, 9. sınıflardaki 1.063.961 öğrencimiz ise orta öğretime başladı.
her eğitim öğretim yılı açılışı milletçe, el ele, gönül gönüle ülkemiz ve insanımız adına yeni umutlar yeşerttiğimiz bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemin milletçe daha çok kaynaşmamıza, ülkemizin refahına ve güçlenmesine vesile olmasını dilerim. Sayın Başbakanım, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak istiyoruz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bunun için daha kaliteli bir eğitim vermeye, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yolda önemli mesafeler kat ettik. Kaliteli bir eğitim için bütçemizden en büyük payı eğitime ayırdık. Kaliteli bir eğitim için yeni derslikler yaparak Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısını ilk öğretimde 36'dan 24'e düşürdük. Yine daha kaliteli bir eğitim için 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilk öğretimde 28'den 17'ye düşürdük. Yine daha kaliteli bir eğitim için eğitimi teknolojiyle buluşturduk, Fatih projesini başlattık. Yine kaliteli bir eğitim için müfredatı yenileme çalışması başlattık. Bu yıl ilk defa 5 yaş için okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. 5 yaş için okullaşma oranı geçen eğitim öğretim yılında brüt %73.94'e yükseldi. Bu yıl bu oranı daha da artırmak istiyoruz. 53 etkinlikten oluşan etkinlik kitabı ve öğrenci çalışma materyali hazırlanmış olup 37 pilot ile gönderilmiştir. Okul öncesi çocukların tüm kırtasiye giderlerini pilot illerde bakanlık olarak biz karşılayacağız. Yine bize talimatınız olmuştu Sayın Başbakanım. Yabancı dil hususunda ortaokul 5. sınıf ağırlıklı yabancı dil uygulaması için 620 ortaokulda pilot uygulama başlatılacaktır. Netice başarılı olursa tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Bu yıl ilkokul 1. 5. ortaokul 5 ve ilk orta öğretim 9. sınıflarda yeni müfredat uygulanacaktır. Yine bu yıl ilk defa öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve tüm sosyal çalışmalar bu yıl pilot olarak kayıt altına alınacaktır. Yine bu yıl ilk defa 12 pilot il seçtik. İlkokul 3. ve 4. sınıflara devam eden Türkçe ve matematikten destek ihtiyacı olan öğrencilere ek yetiştirme programı uygulayacağız. Bu yıl 12 ilde 19 tematik meslek lisesi ilk defa öğrenci alarak eğitime başlıyor. Yine bu yıl ilk defa mesleki ve teknik eğitim okullarına performansları izlenecek ve her okula bir karne verilecektir. Bütün bu yapılanların yanında daha çok yapılacak şey olduğunu da biliyoruz. Muhterem Başbakanım, eğitim herkesin bildiği bir konu. Ama ve dünyanın her yerinde de her gün yeni bir değişikliğin yapıldığı bir konu. En iyi eğitim olduğu söylenen Amerika'da her gün eğitim nasıl iyi olsun diye bir rapor hazırlanır. Finlandiya'da her gün bir değişiklik yapılır. Japonya'da eğitim eleştirilir. Şimdi size Türkiye'deki Milli Eğitim Şuralarından birinden alınan Sayın Bakan'ın konuşmasını aktarıyorum. Ortaokul öğretmenleri ilkokuldan gelen çocukların zayıf olduğunu söylüyor. Lise öğretmenleri aynı şikayetleri ortaokula yüklüyorlar. Üniversite ve yüksek mektepler ise liseden gelen çocuklarımızın şu veya bu noktalardaki kuvvetsizliğinde ısrar ediyorlar. Üniversitenin ve yüksekokulun verdiği mezundan da hayat şikayet ediyor. Ve devre bu şikayetin ancak umumi hayat ve geniş muhite dayanmasıyla kapanıyor. Mevcut öğretim bünyesini nasıl kurmalıyız ki her parçası birbirinden haberli olarak işleyebilsin? Bunu bugün de sanki söylenmiş gibi algılanır ama 1939 Temmuz'unda yapılan 1. Milli Eğitim Şurası'nda Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel söylüyor. 1939. Size yine bir başka 4. Milli Eğitim Şurası'ndaki Tahsin Bangıoğlu 49'da. Bundan sonra rahmetli Menderes hükümeti gelecek. Bu vesileyle Menderes ve demokrasi şehidi arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 4. Milli Eğitim Şurası'nda alınan karar 39'da biraz önce okudum. Hasan Ali Yücel 49'da Tahsin Bangıoğlu diyor ki okuttuğumuz maddelere gelince bunlar da ihtiyaca uygun değildir.
hayatla ilgisi olmayan pek çok maddeler okutuyoruz. Memleketin realitesinde bulunmayan bir takım şeyler öğretiyoruz. Öğrettiğimiz konular hayati değildir. Hasan Ali Yücel'in olduğu Milli Eğitim Şurası'nda müfredatın gözden geçirilmesi kararı verildi. 39, 10 yıl sonra 49'da bu müfredat işe yaramıyor diye Tahsin Bangıoğlu söylüyor. Biz de şimdi müfredatı değişen çağın gereği olaraktan, teknolojinin gereği olaraktan çağa uydurmak istiyoruz. Biz de eleştiri alacağız. Bizden sonraki gelenler bizim yaptıklarımızı da değiştirecekler. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir başbakanım. Ama biz şunu söylüyoruz ve iddiayla ve inanarak söylüyoruz. Türkiye bugün, eğer dünyada 200'den fazla ülke var, satın alma gücü paritesi bakımından dünyada 13. sıradaysa, kişi başına düşen bu yıl açıklandı IMF'in $25,000. Dünyada 200'den fazla ülke var, kişi başına düşen milli gelir $25,000'ın üzerinde ve bu değerle dünyada 13.'yüz. Diğer ülkelerin önüne nasıl geçtik? Petrolümüz yok, doğal gazımız yok, altınımız yok ama bir şeyimiz var. Beşeri sermayemiz. Her birisi mücevher. Ama bu beşeri sermayeyi, mücevheri cevheri ortaya çıkarmak ancak eğitimle mümkün olabilir. Yine başbakanım, yine bir kriteri vermek isterim ve konuşmamı tamamlayacağım. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermek için Birleşmiş Milletler Kalkındırma Programı'nın 2002 İnsani Gelişmişlik Raporu var. O gelişmişlik raporunda ülkelerin savunma sanayi ihracatlarını da belirtiyor. O raporda, resmi rapor, Türkiye 2002'deki raporda $2 milyon savunma sanayi ürünü ihraç eder diye kayıt düşmüş. Resmi belgede var, görülebilir. $2 milyon. Niye koymuşlar? Muhtemelen savunma sanayi ürününün yüksek teknoloji gerektirdiğini, bunların ancak üstün nitelikli bir eğitimle sağlanabileceğini, bilim olmadan bunların yapılamayacağını ve ihraç edilemeyeceğini düşünmüş olmalılar. Türkiye şimdi $1.6 milyar savunma sanayi ürünü ihraç ediyorsa artış ne kadar? 800 kat. İktidarımız döneminde bir alanda, hem de yüksek teknoloji gerektiren bir alanda 800 kat artış göstermişsek Türkiye eğitimi iyi bir yoldadır. Ancak eksiğimiz var, hatamız var. Mevlana'nın dediği gibi yüzde ısrar etme 90 da olur, insan dediğinde 90 da olur. Muhakkak ki eksiklerimiz olabilir. Biz bu eksiklerimizi düzeltmeye de hazırız. Yeter ki bunlar milletimizin menfaatine olsun. Sayın Başbakanım, 1071 yıl önce, 1071'de Sultan Alparslan'ın bu coğrafyaya geldiğinde duası neyse bizim de duamız aynıdır. Allah'ım, niyetimiz halistir. Bize yardım et. Sen bizim vekilimizsin. Emir de, kudret de, kader de tamamıyla senin elindedir. Zaferi kazanırsak neye karşı? Cehalete ve yoksulluğa karşı. Önümüzde çok güzel günler olacak ve hep birlikte güzel günler göreceğiz. İstiklal de, istikbal de bizim olacaktır. Bu doğrultuda Allah yar ve yardımcımız olsun. Kat edeceğimiz çok yol, yapacağımız çok hizmet var. Allah yükümüzü taşıyacak güç, ayağımızı sürtürmeyecek bir akıl ve gönül versin. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin diyor Sayın Başbakanım. Yeni öğretim yılının başta geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza, eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenlerimize ve evlatlarımızdan desteklerini esirgemeyen velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Nice başarılara vesile olmasını dileğiyle saygılar sunuyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, Sayın Bakanımızın yanı sıra katılımlarıyla programımızı onurlandıran çok değerli misafirlerimiz var. Sizlere takdim etmek istiyorum. Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Eşref Vakıbaba. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Muş. Önceki dönem bakanlarımızdan Denizli Milletvekilimiz Sayın Sema Ramazanoğlu. Şanlıurfa Milletvekillerimiz Sayın Mehmet Kasım Gülpınar. Sayın Halil Özcan. Sayın Mehmet Ali Cevheri.
Sayın Mehmet Akyürek, Sayın İbrahim Halil Yıldız, Sayın Mahmut Kaçar, Sayın Kemalettin Yılmaz Tekin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, önceki dönem Şanlıurfa Milletvekillerimiz Sayın Yahya Akman, Sayın Abdülkerim Gök, Sayın Seyit Eyüboğlu, Sayın Müfik Yetkin, bütün konuklarımıza bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, katılımlarıyla programımızı onurlandıran, büyüyen, kalkınan, gelişen, güçlü Türkiye'nin başbakanı, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın sahneyi teşrifleri arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokaktı. Sevgili öğrenciler. Nasılsınız? İyi misiniz? Merak etmeyin, hava çok sıcak, onun için kısa konuşacağım. İçeriye gireceğiz, içeride daha çok konuşuruz. Oldu mu? Evet, yeni bir eğitim, öğretim yılına başlıyoruz. 2017-2018 eğitim yılı hayırlı uğurlu olsun. Allah Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda okuyan siz değerli öğrencilerimize ve Türkiye'nin dört bir yanında bugün okula başlayan 17 milyondan fazla öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Allah muvaffak eylesin. Bugün okulların açılışı vesilesiyle Şanlıurfa'da sizlerle beraber olmaktan, bu okulun İlk gün heyecanını yaşamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel günde Peygamberler şehri, Hazreti İbrahim'in şehri Şanlıurfa'da olmak ve eğitim öğretim yılını Şanlıurfa'da yapmak bir başka güzel. Bir başka heyecan verici. Biliyorsunuz dünyanın ilk üniversitesi burada Harran'da kuruldu. Harran ismi nereden geliyor? Hazreti İbrahim'in kardeşinin ismi değil mi? Böyle güzel bir geçmiş olan şehirde olmak, siz cıvıl cıvıl, gözleri ışık gibi parlayan yavrularımızla birlikte olmak bizim için dünya saadeti. İstiklalimizin, hürriyetimizin ateşini yakan şehir Şanlıurfa. Buradan bütün Türkiye'ye, bütün illerimize, aynı heyecanı yaşayan bütün öğrencilerimize, velilerimize, vatandaşlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah muvaffak etsin. Yar ve yardımcımız olsun. Değerli gençler, sevgili gençler, biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz bu eğitim öğretim yılında aramızda
olmayan öğretmenlerimiz var. Hatırlayın, sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf Elitaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit oldu. Bölücü PKK terör örgütü, Şanlıurfalı sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı da maalesef memleketine giderken şehit etti, öğrencilerinden ayrıldı. Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da yine alçak bölücü terör örgütleri tarafından şehit edildi. Şehit öğretmenimizin Necmettin Yılmaz'ın adı Şanlıurfa Siverek'te görev yaptığı okulda, Aybüke öğretmenin adı da Batman Kozluk'ta yaşamaya devam edecek. Şehit öğretmenimizle birlikte hayatını kaybeden bütün öğretmenlerimize, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizi her zaman saygıyla, minnetle yad edeceğiz. Onların hatıralarını yaşatacağız. Değerli vatandaşlarım, Türkiye olarak 780 bin kilometre kare vatan toprağının her köşesinde 80 milyon kardeş olarak, millet olarak birlikte yaşıyoruz. Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Değerli analar, babalar, veliler, sevgili öğretmenler, sevgili öğrenciler, 15 yıldır Türkiye'nin bugününü, yarınını inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Büyük Türkiye hedefimize, büyük düşünmeyi beceren nesillerle, sizlerle ulaşacağız. Dünya değişiyor. Bu değişimi okumak ve bu değişime göre Türkiye'nin de değişimini, dönüşümünü gerçekleştirmek ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak bizim en önemli görevimizdir. Bunu geleceğin teminatı siz gençlerimizle başaracağız, sizlerle başaracağız. Okullarımız bu nesilleri yetiştirecek ilim ve irfan yuvalarıdır. Türkiye'nin aydınlık geleceğinin tohumları sevgili öğretmenlerimiz tarafından burada atılıyor. Değerli öğretmenlerimizin tahtaya yazdığı her harf, öğrencilerimizin defterine düşülen her not, Türkiye'nin geleceğine değer katacak. Bizler eğitimin bir millet için ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye için çok yatırım yaptık. Yollar yaptık, köprüler yaptık, tüneller yaptık, havalanları yaptık, barajlar yaptık, hastaneler yaptık. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi yaptık. Ama biliyoruz ki taşa toprağa yapılan yatırım ömrü sınırlı. 40 sene, 50 sene, bilemedin 100 sene. Ama insana yatırım yapmak, size yatırım yapmanın ömrü nesilden nesile devam ediyor. Onun için
insana yatırıma kesintisiz devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, değerli veliler, anaokulundan ilkokula, ortadan liseye ve üniversiteye kadar eğitimin bütün aşamalarında fırsat eşitliğini sağlayacak bilimsel temele dayalı eğitim sistemi oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Evet, az önce Milli Eğitim Bakanımız söyledi. Eğitimde değişiklik oluyor. Tabii ki değişecek. Çünkü dünya değişiyor. Yeni yeni teknolojiler, yeni bilgiler internetle, bilişimle artık ayağımıza geliyor, önümüze geliyor. Dolayısıyla değişimi okumak, değişime göre kendimizi de gözden geçirmek zorundayız. Bir yandan okulların, dersliklerin fiziki ihtiyaçlarını gidermek, diğer yandan da eğitimin içeriğini, muhtevasını geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bir yıldır Milli Eğitim Bakanlığımız çalıştı. Bütün uzmanlarla, velilerle, 200 bin kadar veliyle görüştü. Uzmanlar aylarca çalıştı. Arkasından müfredat son şeklini aldı. Müfredat hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Müfredat değişimi öğrencilerin temel insani değerler, sevgi, saygı, adalet gibi önemli kavramların öğrenilmesi, beşeri ve sosyal ihtiyaçların anlatılması esasına göre yapılandırıldı. Yeni müfredatta yine bakanım söyledi, yabancı dil eğitimi de yeniden ele alındı. Yıllarca gramer kurallarını öğrenen ancak bir türlü yabancı dili öğrenemeyen bir yabancı dil öğretim sistemi vardı. Bu müfredatta artık bu sistem terk ediliyor. Doğrudan pratikten yola çıkarak dil öğretme başarısını gösteren ülkelerin uyguladığı yöntemi hayata geçiriyor. Şimdi bazıları çıkmış diyor ki, efendim müfredatı niye değiştiriyorsunuz? Gayet tabii ki değiştireceğiz. Toplumun ihtiyaçları, hayatın ihtiyaçları, ekonominin ihtiyaçları, siz gençlerin ihtiyaçları, talepleri değişim gerektiriyor da onun için değiştiriyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için değiştiriyoruz. Ama ana muhalefet her zaman olduğu gibi her şeye karşı. Çağ dışı tartışmalar dışında bir fikri yok. 2017-2018 öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıftaki öğrenciler bu yeniden yazılmış, gözden geçirilmiş müfredatla işe başlayacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli ana babalar, velilerden benim
İstirhamım yeni müfredatın kapağını bile açıp bir satır okumamış ama şu da yokmuş, bu da yokmuş gibi dedikodu edenlere itibar etmeyin. Bizi bir ve beraber yapan, hep birlikte Türkiye kılan değerlerimizin ne olduğunu biliyoruz ve bunlar da okullarımızda öğretilmeye devam edecek. Demokratik değerler, hukuk devletinin önemi, farklılıklarımızla birlikte Türkiye olduğumuz gerçeğini hep anlatmaya devam edeceğiz. Diğer yandan, yavrularımızın küresel gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecekleri konulara da müfredatta yer veriyoruz. Okullar sadece sizin bilgi edindiğiniz mekanlar değil, aynı zamanda sevgili gençler, özgür düşünmeyi, sorgulamayı, eleştiri kültürünün de öğrenildiği mekanlardır. Çocuklarımızın bilgi, beceri, sahip olduğu yetenekleri kullanma, geliştirmeye dönük uygulamalar yeni müfredatta daha fazla yer aldı. Tarihimizi, kültürümüzü, inanç değerlerimizi, müsbet ilimleri en güzel şekilde, en doğru şekilde kazandırmanın yolunu bu müfredatta göreceksiniz. Değerli vatandaşlarım, bugün 1 milyondan fazla öğretmenimiz yurdun her köşesinde fedakarca ve vatanseverlik anlayışıyla, bayrak sevgisiyle, Türkiye sevdasıyla görev yapıyorlar. Bütün öğretmenlerimize üstün başarılar diliyorum. 17 milyondan fazla öğrencimiz için bugün ders zili çaldı. Allah zihin açıklığı versin. Allah sizleri başarılarınızı daim eylesin. Hükümet olarak ülkemizin eğitim konusundaki eksikliklerine daha da iyi seviyeye ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Hatırlayın, biz öğrenciydik. Sizin gibi yıllar önce öğrenciydik ama siz yoktunuz o günlerde. Okul açıldığında bizim kitaplarımız yoktu. Defterlerimizi alamazdık. Sınıflarımız 70-80 kişi bir aradaydık. Bazı sıralarda 4 kişi birden otururduk. Şimdi öyle mi? Kitaplarınız önünüzde, sınıflarınız ortalama 30-35 öğrenciden oluşuyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 30-35 civarında. Allah'a şükür 15 yıllık süre içerisinde bir yandan eksik okullarımızı tamamladık. Eksik öğretmenlerimizi tamamladık ve okullarda, sınıflardaki öğrenci seviyelerini, sayılarını makul bir düzeye getirdik. Bununla bitmiyor. Tabii önemli olan içerik. En önemli yapılan reformlardan biri de 12 yıllık eğitimdir. Biliyorsunuz 12 yıla çıktı eğitim. Bunun ilk 8 yılı ilkokul, ortaokul. Sonraki 4 yılı da lise eğitimi. Ondan sonra üniversite var. Şimdi bugünlerde TEOG,
konuşuluyor. TEOG kalksın mı, kalsın mı? Bir daha soruyorum. TEOG kalksın mı, kalsın mı? İşte bu. İşte bu. Şimdi sevgili vatandaşlarım, TEOG yani temel öğretimden orta öğretime geçiş açılımı bu. Yani siz 8 sene okudunuz, 9. sene hangi okula gideceksiniz? Spor lisesine mi? Sanat lisesine mi? Fen lisesine mi? Anadolu lisesine mi? Yoksa normal liseye mi? İmam Hatip lisesine mi? Nereye gideceğinize karar vereceksiniz. İşte TEOG denen şey buna yardımcı olacak. Aslında TEOG bir giriş sınavı değil. Sizin okulda girdiğiniz imtihanlardan her sömestr bir tanesini Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye'nin her tarafında merkezi olarak yapıyor. Böylece okullardaki notların yanı sıra, aldığınız notların yanı sıra merkezi sınavdan alınan notlar da dikkate alınarak sizin ortaokuldan sonra en uygun, en iyi istediğiniz liseye gitmenizin hazırlığını yapıyor. TEOG bu. Ama zaman içerisinde ne oldu? Bu TEOG bir yarışa döndü. Aynen üniversite imtihanı gibi oldu. Sizin stresinizi arttırdı. Acaba girebilecek miyiz, giremeyecek miyiz? Ortaokuldan sonra ne yapacağız diye uykularınızı kaçırdı, değil mi? Biz sizin uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Onun için sizi stresten kurtaracak, rahat rahat istediğiniz okula gidecek şekilde gereken çalışmaları, düzenlemeleri yapmayacağız. 8. sınıfı bitirdiğinizde hangi tarafa ilginiz varsa, ben spor okuluna gitmek istiyorum, buyur git. Ben ilim adamı olacağım, daha çok matematik, daha çok fizik, daha çok fen okuyacağım, sen de oraya git. Ben edebiyatçı olacağım, şiir yazacağım, masal yazacağım, sen de sosyal bilimlere git. Ben din alimi olacağım, fıkıh öğreneceğim, siyer öğreneceğim, sen de İmam Hatip Lisesi'ne git. Herkes istediği yere gidecek. Bunun için ortaokulda yönlendireceksiniz. Kim yönlendirecek? Okul yönlendirecek. Öğretmenlerimiz yönlendirecek ve anneniz, babalarınız, anneleriniz, babalarınız, velileriniz yönlendirecek. Mesele bu. Bir sistem değişikliği diye bir şey yok. Bu tamamen tezviraptır. Bunlara itibar etmeyin değerli vatandaşlarım. Amacımız yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızasıyla, gönül rahatlığıyla istedikleri kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleri. Biliyorsunuz istenmeyen aş ya karın ağrıtır ya baş. Onun için istediğiniz yere gideceksin. Evet. Eğitimde birçok reform yaptık. Üniversite girişte biliyorsunuz sınırlamalar vardı, katsayılar vardı, katkı puanları vardı. Şimdi hepsi kalktı. Niye yaptılar onu? Meslek okuluna giden iyi bir üniversiteye gitmesin. Niye gitmesin kardeşim? Bilgisi, görgüsü varsa,
puanı yetiyorsa isteyen istediği yere gitsin. Şimdi bu mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Şimdi herkes istediği üniversite sınavına giriyor. Kazanınca da her yere gidiyor. Eskiden sanat okulu tıbba gidemiyordu. İmam Hatipli mühendislik okuluna gidemiyordu. E şimdi herkes her yere gidiyor. Yeter ki çalış, gayret et, imtihanı kazan, istediğin üniversiteye gir. Şimdi artık sadece düz lise yok. Anadolu Lisesi yok. Sosyal Bilimler Lisesi var. Spor Lisesi var. Okullarda Güzel Sanatlar Lisesi var. Şimdi sadece matematik, fizik, sosyal bilgiler, tarih okumuyoruz. İstersek Kur'an-ı Kerim'i, mübarek, mukaddes kitabımızı da okuyoruz. Siyer derslerini de, Peygamberimizin hayatını da okullarda ders olarak koyduk. Yine bu bölgede farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açtık, engelleri kaldırdık. Bölücü örgütlerin istismarı olan, oyuncağı olan bu silahlarını da ellerinden aldık. İnsanlığın ortak değeri, birikimi olarak gördüğümüz örgün ve yaygın eğitim hizmetlerini vermek için ve FETÖ'yle 15 Temmuz alçak darbesinin arkasındaki örgütün elindeki okulları almak için Marif Vakfı'nı kurduk. Yurt dışında şimdi bu vakıf o okulları alıyor. Orada ülkemizin değerlerine uygun eğitimi devam ettiriyor. Zeynep Elif kızımız burada ne güzel söyledi. 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin en güzel şekilde anlattı. Sevgili gençler, gelecek sizin. Gençlerimiz, yavrularımız, geleceğimizdir. Bugün ülkemizin nüfusunun %100'ünü siz oluşturmuyorsunuz. Ama gelecekte %100'ü sizden olacak. Bu ülkeyi sizlere teslim edeceğiz. Bizlerden aldığınız bayrağı daha da yücelere çıkartmaya söz veriyor musunuz? Ay yıldızlı bayrağımızın başımızın üzerinde tutmaya söz veriyor musunuz? Bölücülere, ayrımcılara fırsat vermemeye söz veriyor musunuz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsüyle muasır medeniyetler seviyesine kararlı bir şekilde yürümeye var mısınız sevgili yavrularım? Maşallah, maşallah. Allah sizden razı olsun. Nitelikli öğretmenler yetiştirmek, mesleği daha da güçlendirmek amacıyla öğretmenlerimize özel önem veriyoruz. Onların gelişimi için yeni yeni programlar hayata geçiriyoruz. Biz bu zorlukları yaşamış büyükleriniz olarak eğitimi her türlü icraatın üzerinde tuttuk. Hükümete geldiğimiz ilk günden beri eğitime olan kaynağı hep arttırdık. 2002 yılında sadece 11 milyar bütçe ayırmıştık eğitime. Bugün sevgili çocuklar tam 122 milyar eğitime bütçe ayırıyoruz. 10 kattan fazla. Bütçenin 5'te 1'i eğitime gidiyor.
Helali hoş olsun. 270 bin yeni derslik yaptık. Şu anda 565 bin dersliğimiz var. Öğretmen sayısını iki katının üzerine çıkardık. Şu anda 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var. İlk defa engelli kardeşlerimize de öğretmenlik yapma imkanı tanıdık. Ve bugüne kadar milli sporcu engelli 5000'in üzerinde öğretmen olarak görev yapan kardeşimiz var. Okullaşma oranı arttı. Ancak okullaşma oranı Urfa'da ilkokul seviyesinde biraz düşük. Türkiye ortalamasının altında. Ben buradan Urfalı vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yavrularımızı, kızlarımızı ve erkeklerimizi, kız çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı hiçbir ayrım gözetmeden mutlaka okula gönderelim. Onlar bizim geleceğimiz. Onların eğitilmesi, iyi bir şekilde geleceğe hazırlanması bizim en büyük varlığımızdır. Onun için okulu ihmal etmeyelim. Bu yaşta size yapacakları katkı hiç önemli değil. Ama iyi şekilde eğitim alırlarsa, iyi şekilde yetiştirirlerse hem Urfa'ya, hem ailelerine, hem de memlekete çok büyük değer katacaklar. Onun için ana babalara, özellikle kız çocuklarımız başta olmak üzere okula gitmeleri konusunda gayret göstermelerini, bu konuda herhangi bir gevşeklik yapmamalarını özellikle istirham ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, sevgili öğrenciler, evet, yeni eğitim öğretim yılımız 2017-2018 ders zili biraz sonra çalınacak ve derse başlayacaksınız. Allah zihin açıklığı versin. Allah başarılarınızı daim etsin. Yurdun her köşesinde teröre karşı, her türlü zorluğa karşı yılmadan, heyecanla görev yapan 1.020.000 öğretmenimize üstün başarılar diliyorum. Unutmayın, analar babalardan daha ziyade siz öğretmenler olarak yavrularımıza daha fazla berabersiniz. Onlarla daha çok haşır neşirsiniz. Unutmayalım, ağaç yaşken eğilir. Yeni nesil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sizin omuzlarınız üzerinde yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizin sevgili öğrenciler gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, değerli öğrencilerimiz, Sayın Başbakanımız birazdan 2017-2018 öğretim yılı ilk ders zilini burada çalacaklar öğrencilerimizle birlikte. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere Sayın Başbakan Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, AK Parti Genel Başkan Yardımcımızı, AK Parti Grup Başkan Vekilimizi ve Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi sahneye davet ediyorum.
Hazır mıyız? Dersini çalıyor, eğitim öğretim başlıyor. Ya Allah, bismillah. Sayın Başbakanımıza ve beraberindeki heyete çok teşekkür ediyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim yılının bütün ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu vesileyle bütün öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz.